Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta değerli izleyiciler. Biz de Erdoğan'ın temaslarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündemini alacağız. Dış politika uzmanı Ali Çınar'dan ve Erdoğan'ın programının ayrıntıları neler, ikili görüşmeler olacak mı diye soralım. Birleşmiş Milletler'den iyi yayınlar diliyorum. Şu anda Türk evinin, New York Türk evinin de önünden yayın yapıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 35 katlı binayı açacak ve birçok resmi kurumunda olacağı çok görkemli bir binanın açılışı olacak. Birçok yabancı delegasyon ve Türk-Amerikan toplumundan da liderler şu anda binaya girmeye başladı. Aynı zamanda Türkiye açısından sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir toplantısı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunun dışında New York Times ekibiyle, genel yayın yönetmeni ve editörleriyle bir görüşmesi var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir görüşmesi var. Akşam saatlerinde de TAİK, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin vereceği galaya katılacak ve birçok Amerikalı iş adamının da bu programa katılması bekleniyor. Yani bugünkü en önemli program arkamda gördüğünüz Türk evinin açılışı diyebilirim. Ara sırada ikili görüşmelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan programına çarşambaya kadar devam edecek. Peki arka planda görüyoruz Türk evini. Biz bir de merak ediyoruz, Türk evinin özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz bize Ali Çınar? Evet, Türk evi 1977 yılında IBM'den satın alınmıştı 2.3 milyon dolara. Bir Türk firma IC Holding'in altında İçtaş ve bir Amerikalı firma tarafından yapıldı 4 yıl boyunca. Aslında New York içinde rekor diyebiliriz. Dale şeklinde, tabii buradan çok belli olmasa da belki balonları görebiliyorsunuzdur. Açılış burada olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yabancı delegasyonun. Hakikaten Birleşmiş Milletler önündeki en ihtişamlı, en görkemli bina olduğunu söyleyebilirim. Bunun içinde lojmanlar, kongre, sergi salonları ve Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Birleşmiş Milletler Misyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası olmak üzere birçok resmi kurumda yer alacak. Ama Türkiye'nin tanıtılması anlamında hakikaten çok gurur verilmesi gereken bir proje olduğunu düşünüyoruz. Birçok Amerikalı ve yabancı delegasyon da böyle bir ihtişamlı binayı gelip gezmek istiyorlar, soranlar oluyor. Ve bugün de açılışı olacak binanın ve yaklaşık piyasa değeri de 1,5 milyar dolar olduğunu da belirtmekte fayda var. Yani New York'un en değerli, en önemli, görkemli binalarından biri de Türkiye'nin olduğunu ve bugün resmi açılışının olacağını belirtebilirim. Peki en önemli gündem maddesi nedir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun? Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer ülke liderleri hangi mesajları verecek dünyaya? Şimdi bu akşam Başkan Biden geliyor. Genel Sekreterle bir görüşmesi var. İlk önce Brezilya, daha sonra Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 15. sırada konuşacak yarınki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Ana tema COVID'le mücadele. Birleşmiş Milletler'in dünyanın yeniden inşası için yapması gerekenler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hala pandemiyle dünya mücadele ediyor. Birçok liderin COVID'le mücadele ve aşı konusunda daha adil bir dağıtım olması konusunda açıklamalar yapması bekleniyor. Türkiye açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konular dışında Orta Doğu, Afganistan'daki son gelişmeler ve de Dünya 5'ten büyüktür konuşması yapması bekleniyor. Çünkü burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hakikaten Birleşmiş Milletler sisteminde bir hükümdarlığını belirtiyor Türkiye uzun zamandır kampanyalarıyla ve Almanya ve Hindistan'da geçen yıl buna destek vermişti sistemin değişmesiyle ilgili. Genel kurulda Erdoğan'ın bunu da konuşması bekleniyor. Ama genel tema COVID-19 üzerine olduğunu söyleyebilirim. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.